Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir salı gününde yine sizlerle birlikteyim. Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bugün Arife günü. Ben bu videoyu çektiğimde Arife günü ama sizler bu videoyu izlediğinizde bayram günü olacak. O yüzden sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum şimdiden. İnşallah mutlu, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirirsiniz diyelim. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Ardından bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere önemli bir konumuz var. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sizlerin yorumlar kısımlarında çok fazla yazdığını, özellikle 2022 tayfanın çok fazla yazdığını gördüm. Bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Bir problemden bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Nedir bu sorun diye soracak olursanız da o yaz başında yapılan güzelim programların, o büyük emeklerle, büyük heveslerle hazırlanan güzelim ders çalışma programlarının şu an uygulanamaması ya da biraz uygulanıp daha sonrasında pes edilmiş durumda olması diyelim. Bunun belli başlı nedenleri var. Ben bunlardan daha önemli gördüklerimi söyleyeceğim. Tabii ki çözüm için öncelikle sorunun tespiti ve sorunun neden ortaya çıktığının tespiti çok önemli. O yüzden önce nedenler hakkında konuşacağız. Ardından da çözümler için size birkaç tavsiyem olacak. İnşallah sizlere de faydalı olur bu tavsiyeler ve programınıza kaldığınız yerden güzelce devam edebilirsiniz diyelim. Ve öncelikle nedenlerden başlayalım isterseniz. Aslında burada birçok nedenden bahsedebiliriz ama ben daha önemli gördüğüm kısımlardan bahsedeceğim. Bu nedenlerden ilki nedir diye soracak olursan arkadaşım, kesinlikle bence ilk sırada koyduğunuz hedeflerin gerçekten sizler tarafından mı istendiği, yoksa etrafınızdaki kişilerin mi bu hedefleri size dayattığı veya sizlerin yerine kararlar verdiği bence kesinlikle burada önemli nokta. Çünkü düşünsenize, istemediğiniz bir şey veya içten içe rahatsızlık duyduğunuz bir hedefiniz var. Gerçekten içten bir şekilde istemediğiniz veya yapmak için içinizde yeterli gücü bulamadığınız bir hedefiniz var. Gerçekten bu noktada ne plan, ne program, ne de yaptığınız ders çalışma düzeni kesinlikle ve kesinlikle oturmayacaktır. Neden oturmayacaktır? Düşünsenize, herhangi bir isteğiniz yok, herhangi bir azminiz yok, o işe karşı herhangi bir tutku duymuyorsunuz. Bu noktada nasıl bir ders çalışma programı ilerletilebilir ki? Yani ben size soruyorum. Bir hafta gider, iki hafta gider, üç hafta gider, sonra ne olur, program çökmeye başlar. Sizin yorumlarınızdan gördüğüm kadarıyla da maalesef böyle oluyor. Bu noktada sizlerin eğer ders çalışmaya belli bir ara verdiyseniz ya da zaten sıkıntılı bir durumdayım diyorsanız, burada artık zorlamanıza gerek yok kendinizi. Bir şöyle bir rahat bırakın kendinizi, kafanızı boş bırakın ve insanların ne dediğini umursamayın. Bakın, bunu es geçiyorsunuz ama bu hayatın sizin hayatınız olduğunu asla unutmayın. Tamam, aileniz çok değerli, çok kıymetli, yorumları, insanların fikirleri çok önemli ama en nihayetinde bu hayatı siz yaşayacaksınız ve kesinlikle kararlarınızı siz kendiniz almalısınız. Düşünsenize, bir karar veriyorsunuz. Atıyorum, üniversitede bir bölümü tercih ettiniz. Hukuk okuyorsunuz mesela. Hukuk bölümüne gittiniz. Birinci yıl başarısız bir sene geçirdiniz veya işte ne bileyim, sevmeden bir yılı atlattınız. İkinci yıl bir başarısızlık oldu, bir ders takıldı vesaire. Bunun sorumluluğunu sizce aileniz mi alacak, yoksa sorumluluğu tekrar size mi atacaklar? Çalışmadın. Neden çalışmadın? İşte hangi problem oldu? Senden kaynaklı hangi problem oldu diye sana soracaklar. Hiç kimse çıkıp sana demeyecek ki bu bölümü ben sana seçtirdim, İşte bunun başarısızlığı da bana yazar, benim problemimdir, ben yaptım bunu, kabul ediyorum demez. Orada hatalı yine siz olacaksınız. Size diyecekler neden ders çalışmadınız, size diyecekler neden başarılı olmadınız. Ama hiç kimse demeyecek ki ben size bu bölümü dayattım ve benim yüzümden bunu seçtin. O yüzden burada ne yaparsanız yapın, hayattaki kararlarınızı hep kendiniz alın. Fikir alın, tavsiye alın ama son kararları yine siz kendiniz verin. İşin özü, demek istediğim, eğer hedefleriniz gerçekten sizin istediğiniz hedefler değilse ders çalışmak konusunda olan bütün motivasyonunuzu kaybedersiniz. Emin olun, eninde sonunda bu olacaktır. O yüzden hedeflerinizi, hayallerinizi hiçbir zaman unutmayın ve yorulduğunuzda, motivasyon kaybettiğinizde, pes etmeye en çok yaklaştığınız anda o hayaliniz, o isteğiniz, o gelecekte olmak istediğiniz kişi aklınıza gelsin ve tekrardan o programa, o programın size ulaştırabileceği potansiyel yeri hayal ederek ulaşmaya çalışın. İkinci önemli nokta ise sizlerin yaptığı programların gerçekten sizin seviyenize uygun olup olmadığı. Arkadaşlar, şimdi bir program yapıyorsunuz, bir ders çalışma programı uyguluyorsunuz ama sağdan bakıyorsunuz, soldan bakıyorsunuz, hepsini bir karma ediyorsunuz, boca ediyorsunuz, bir program çıkıyor ortaya ama gerçekten o program sana uygun mu? O program senin seviyeni yansıtıyor mu? Buna hiç dikkat etmiyorsunuz. Ya mesela o güne kadar hiç ders çalışmamışsın, 11. sınıfa kadar gelene kadar, ya da çok az çalışmışsın. 11. sınıfa geldiğinde kendine 8 saatlik, 10 saatlik bir program yapıyorsun. Sence bunu gerçekleştirebilen mümkün mü? Yani bir akıl var, mantık var, düşünüyorum. Pek mümkün gözükmüyor yani bana. O yüzden burada programınızı ne kadar kendinize uygun belirlerseniz, vites yükselten bir biçimde tabii ki. Hani 4 saatle başlayıp yıl sonuna kadar 4 saat çalışamazsın. Bu da realist bir yaklaşım olmaz. Ancak başlangıçta
Çok alışkın değilsen ders çalışmaya, çok uzun saatler hedef koymak yanlış bir tercih olacaktır. O yüzden programın da böyle hızlı artan bir seviyede ancak yavaş başlayan bir seviyede başlatman çok önemli senin için. Programlarımızın zorluğunu ve ağırlığını da o yüzden kendimize göre belirliyoruz ve kendimizi, potansiyelimizi iyi tanıyoruz. Önceden gelen alışkanlıklarımızı iyi tanıyoruz ve onları kötü olanlarını değiştirip iyi olanlarını da kendimize katarak devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman size ait olmayan dışarıdan gelen böyle bir motivasyonu veya bir programı zorla kendinize dayatamazsınız. Orada sizin önce o programa ikna olmanız gerekiyor. O programa inanmanız gerekiyor ve yapabileceğinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. O nedenle öncelikle o programın size uygun olması açısından çalışma saatlerinizi daha böyle alt seviyelerde tutup artan bir grafikle arttırmanız sizin motivasyonunuzu kaybetmenizi engelleyecektir. Bu da önemli ikinci nokta diyebilirim. Üçüncü önemli konu ise arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kaynak seçimleri. Yani sizlerin seçtiği kaynaklar gerçekten sizin seviyenizi ne kadar yansıtıyor? Sizler ne durumdasınız? Bunu tespit ederek kaynaklarınızı seçmelisiniz. İşte piyasadaki en zor kaynakları çözmeliyim. İşte ne bileyim yaz bitmeden piyasadaki en zor kaynakları bitirmiş olmalıyım gibi düşünceler de sizin motivasyonunuzu bozar, programınızı aksatmanıza neden olur. Gerçekten bu da istediğimiz bir şey değil. Gerçekten hangi seviyedeyseniz, gerçekten neyi çözebilecekseniz onunla başlamanız gerekiyor. Bu noktada en önemli konu artık kitaplar biliyorsunuz soru çözümlü genellikle. Soru çözümlü kitapları tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Önceden belki böyle bir durum yoktu ama artık soruların çözümlerine birebir ulaşabiliyorsunuz. Tek tek soruların nasıl çözüldüğünü görebiliyorsunuz anlatımlı bir şekilde. Bu tarz kaynakların tercih edilmesi de sizler için çok faydalı olacaktır. Çünkü atıyorum bir soruyu çözemediniz, ikinci soruyu çözemediniz, çözemediniz bu şekilde böyle birikirse ve o soruların sayısı artarsa yine motivasyonunuzu kaybedeceksiniz. Yapamayacağım hissine kapılacaksınız. Halbuki o çözemediğiniz soruları o an böyle dinleyip öğrenebilseniz belki de her şey ortadan kalkacak. Onları yavaş yavaş çözebildiğinizi görürseniz motive olacaksınız. Bu süreç zor bir süreçtir ama küçük motivasyonlar bize size destek olur. Gerçekten bu küçük motivasyonları yakalamak çok önemlidir. O yüzden o soruları çözemiyorum diye dert etmeyin. O sorularda çok fazla vakit harcıyorum. Gidiyorum işte sorunun çözümüne bakıyorum bir saat. Bak sıkıntı değil, bak yeter ki öğren. Yani 30 soru, 60 soru, 50 soru, 100 soru çözüyordur belki arkadaşların. Fark etmez. Arkadaşların senden çok daha fazla soru çözüyor olsun. Yine fark etmez. Senin burada dikkat etmen gereken en önemli nokta o konuyu önce anlayabiliyor olman. Yani o konunun belli başlı temel sorularını çözebiliyor olman. Zaten üzerine koyarak devam edeceğin nokta orası olacak. O yüzden hiçbir zaman gocunma kolay kaynaklar çözüyorum diye ya da çok fazla vakit kaybediyorum diye. Emin ol ilk adımı atmak en önemlisidir ve ilk adımı atmak en zorudur. En zor adım ilk adımdır ve sen onu başarabildiysen artık ondan sonrasını da başarabilecek gücü ve kuvveti kendine hissedeceksin. Bana güven ve kendine inan. Son olarak başta söylediğim noktaya vurgu yaparak bitirmek istiyorum arkadaşım. Bu hayatın senin hayatın olduğunu hiçbir zaman unutma. Destek almayı, fikir almayı hiçbir zaman eksik etme. Ama sana hiçbir zaman yanlış kararlarının sonucunda bu kararı verirken ben sana sebep oldum ve bu kararın sorumluluğunu ben üstleneyim demeyecekler. O nedenle verdiğin bütün kararların arkasında dur. Yanlış olsa da doğru olsa da her zaman arkasında dur. Yanlış karar verirsen bundan bir ders çıkarmasını bil. Bundan kendine fayda katacak bir nokta çıkarmasını bil. Doğru kararlarına da her zaman gurur duy. Her zaman kendini iyi hisset ve her zaman güçlü hisset. Çünkü rekabet içindesin. Çünkü seni düşürmek isteyen birçok insan olacak. İnsanlara kötü niyetle bak demiyorum ama insanların senin moralini bozmasına izin verme ve kendini her zaman ama her zaman güçlü hisset arkadaşım, olur mu? Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşeceğiz. Kendine çok dikkat et. Hoşça kal.